Yeni yılın şey bu, vitaminli olsa da böyle yapın. Atamızın bir sözünü söylemek istiyorum. Çok iyi. Anlarsan benim için hoş. Anlamazsan da yine gönlüm hoş. Söylüyorum. E partigiano come presidente, come altro ragno sempre in un modo. Bu tamam. İtalyan atasözüdür. İyi bir şey mi? Tabii canım ya. Ben bunu kalbimden söylüyorum. Türkçesini söyle. Ya bunu burada konuşmak istemiyorum. Tamam. Ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Bir şey söyleyeyim ama kesin çevirirler. Bulurlar çevirirler. Bak hiç ama bir şey değil. Kötü bir şey değil. Bir şey söylemez o zaman. Yok hayır. Canım benim. Ablacığım harika olmuşsun. Ben bugün 2023'te sağlık dilediğim için o yüzden C vitamini gibi giyindim gördüğünüz gibi. Evet, vallahi C vitamini gibisin. Turuncu giyiniyorum. Süper ama çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Harikasın. Sağ olun. 2022 bitti. Güzellikleriyle, şükür bitti. Acılarıyla. Neler yaşadık 2022'de? Biraz böyle genel bir bize bilgi verir misin ablacığım? Yani 2022 bize aslında çok şey öğretti ama biraz acıtarak öğretti, canımızı yakarak öğretti, tecrübelendirdi bizi. Güzel şeyler oldu mu? Oldu, güzel şeyler de oldu ama daha azdı bence. İnşallah 2023'ten beklentilerimiz, her zaman öyle oluyor ama 2023 bu sefer bence çok güzel olacak, sağlık. Bir kere her şeyden önemlisi sağlık, anlayış, empati ve sempati. Bunlar önemli ben diyorsun. Ben bunların önemli olduğunu anladım. Arkadaşlarımla birlikte 2022'de tekrar bir araya geldik aslında. Evet ve çok enteresan yani yılbaşında Belarus'tayız yani yılbaşında 2023'ün ilk günü Belarus'ta ne bileyim bir arada olmak bir de İbrahim abiyle birlikte olmak çok güzel çünkü İbrahim Tatlıses'e ben yaklaşık bir 15 kere falan katılmışımdır herhalde. Peki, çok güzel. Selam, bir şey soracağım. Yani Çelik ve Ercan bir araya geldiniz. İlk konser nasıldı? O heyecanlı... Siz yok muydunuz? Ben yoktum. O yüzden soruyorum. Ay. İnanılmaz heyecanlıydı. Dizlerinizin titrediğini söyleyen bir arkadaşım vardı. Var. Dizi. Ercan'ın da dizleri titriyordu. En rahat şeydi, çaktırmayan Çelik'ti. 2-3 parça biz bir şey olduk yani. Kal geldi diyorsun. Yani 31 yıl önceye gittik. Biz ne oluyor ya yani hani sen kimsin biz neredeyiz falan. Böyle çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Çok fazla insan gelmesi, bütün şarkıları söylemesi bizi çok mutlu etti. Ya ben mesela Z kuşağı diyorlar ya, gençleri çok beklemiyordum. Daha hani bizim yaşlarda üstü biraz altı falan bekliyordum. Bakıyordum herhalde onlar çocuklarını mı artık dinletmişler, ne yapmışlar? Daha doğmamış çocukların dönmelisin söylemeleri falan çok güzel geldi. Hep bir ağızdan 2000 kişi şunu söylüyor. Düşünsenize evet, yani yıllar sonra bir aradasınız ve demek ki çok özlenmişsiniz. Şaka gibi yani. Bunu gerçekten kimse size söylemedi mi? Özlendiğimizi şöyle de anladık. Biz bir tane planladık. Kaçta? 5 tane yaptık değil mi? 1 tane planlamıştık. 5 tane yaptık ve 5'inde de full sold out mı diyorlar ne diyorlar şimdi. Aynen. Fulledik o çok güzel bir duyguydu. Çok güzeldi. Peki yeni bir şarkı hazırlığınız var mı? Müzikal anlamda. Onları sorayım. Şimdi onu konuşuyorduk Çelik'le zaten. Ben bir single yapmak üzereyim. Zer Çelik Ercan'ın olarak konserlerimiz bizim devam edecektir. Ama solo çalışmalarımız da devam ediyor. Mesela şimdi Çelik'in galiba şimdi yeni bir şarkısı çıkacak. Ercan zaten daha çok program yapıyor, dizi müzikleri yapıyor, film müzikleri yapıyor, şarkı yapıyor. Benim de artık bir single yapma zamanım geldi diye düşünüyorum. Hayatımda ilk defa single yapacağım. Bakalım ne olacak. Şöyle söyleyeyim o zaman, hemen bu ilk defa deyince kaç sene oldu profesyonel olarak müzikle sanatçı olalı? 35, ben 16 yaşındaydım. 35 senede ilk defa mı? Çok ayıp abla ya. İlk defa single.
Ama single yoktu ki. Albüm çıkarıyorduk biz. Evet. Albüm çıkarıyorduk. 12 tane parça. Benim albümlerimde 14'ten aşağı şarkı olmazdı. Yani single derken Kine yani tek parça öyle çıkmıyorduk. Tabii ben hep albümle çıkıyordum ama baktım ki şimdi öyle değil. Klip çekersen tamam okey oluyor ama bir sürü şarkı yazık oluyor, gidiyor, arada kaynıyor. Artık o devir bitti. O yüzden tek tek gideceğiz herhalde ve çağırıyorlar. Sizi çağırıyor. Size iyi yıllar diliyorum, mutluluklar ve sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederim insanlara.